İbni Abbas radıyallahu anhuma ile Zeyd bin Sabit arasında bir olay var. İbni Abbas'ı tanıyoruz. Zeyd bin Sabit'i de tanıyoruz. Zeyd bin Sabit Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gününde de ilmiyle meşhur, Efendimizin öne çıkardığı, bilhassa matematik vari konularda Efendimizin Zeyd anlar bu işten diye öne çıkardığı isimlerden birisi. Allah hepsinden razı olsun. Zeyd bin Sabit'in annesi ölmüş. Annesinin cenazesini bizzat kendisi kıldırmış. Sonra da geri gidecek, işte mezarlıktan geri gidecek, hayvanına binecek. Mahzun bir şekilde olduğu için herhalde, tahminen söylüyorum, yani birisi yardım etse de hayvana sıçrasa diye destek zannediyorum gerekmiş. İbni Abbas da orada hayvanın yularını tutmuş, yardım etmiş insin diye. Şimdi İbni Abbas sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, alim, Kur'an tercümanı. Zeyd de alim ama alim. Zeyd fena bir alim değil. Yani Kur'an'a hizmeti, fıkıh hizmeti, hadise hizmetinin tartılması, ölçülmesi mümkün değil. Ama bir hayvanın yularını tutmak, üzengisini tutmak hizmetçi işi. İbni Abbas'ın yapacağı bir iş değil. Çok enteresan bir şekilde İbni Abbas gelmiş, bir hizmetçinin yapacağı işi yapıyor. Zeyd, ne yapıyorsun sen demiş. Ne yapıyorsun sen demiş. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Yani nasıl böyle beni mahcup edersin? Cevap olarak o da demiş ki, hâkezâ nef'alu bil ulema. Biz alimlere böyle yaparız. O da eğilmiş, İbni Abbas'ın elini öpmüş. Biz de Resulullah'ın ehli beytine böyle yaparız demiş. Bu karşılıklı sahne, yani birinin ilminden dolayı saygı görmesi, öbürünün ehli beyt olduğu için saygı görmesi ve bunu riyakarlıkla, böyle fantazi olsun diye değil, iman ederek bunu bir ibadet heyecanıyla yapmaları, ashab-ı kiramın ilim namına yaptıkları işlerin cihat maksatlı, ibadet maksatlı olduğunu gösteriyor. Hedefte bir diploma, okul bitirme olmadığı için yaptıkları işlerde de yağcılık yok, dalgavukluk yok. Minnet duygusu yok. Alime hürmet ediyor. Ehl-i Beyt'ten olduğu için o da ona hürmet ediyor. Halbuki o da onun gibi alim ama Ehl-i Beyt olması her zaman, Ehl-i Beyt'ten olması daha önde. Her halükarda edeplerini en iyi şekilde sergilediler. Samimiyetlerini gördü Allah, melekleri kaydetti. Bunun üzerine gökten yağmur yağar gibi Allah feyiz ve bereket yağdırdı.